Osmanlı ailesi beylik sürecinden aile imparatorluğuna geçiş safhasına geldiğinde bir düzenli ordu kurmak zorundaydı. Ve bu ordunun insan ve asker kaynağını kesinlikle Türk anne ve babalardan doğan Müslüman Türk çocuklarından seçmedi ve kurmadı. Ve bunları orduya hiç almadı. 5 asır boyunca almadı. Kapıkul ordusunun insan kaynağının tamamı düşmanlığın çocuklarından kurdu. Ve Avrupa ve Rumeli topraklarından Akıncı ve Harami ailelerin Pençik sistemiyle veya devşirme sistemiyle zor alım olarak alıp getirdikleri özellikle Ortodoks Hristiyan ailelerin çok küçük yaşta esir ve köle çocuklarından kurdu. Kendi boyundan, kendi soyundan, kendi dininden, kendi milletinden çocuklardan kurmadı. Bu orduya ayrıca Yahudileri, Arapları, Çingeneri, tekke ve zaviyelerden, cemaat ve tarikatlardan, medreselerden kesinlikle çocuk almadı. Getirdiği bu çocukları sünnet etti, dinini belirledi, bektaşi yaptı ve eğitti. Kendine ait özel bir düzenli ordu kurdu. Ve büyük imparatorluğu bu çocuklarda kurdu.